Bu güzel canımızın yapmış olduğu yoruma cevap vermeden önce ne yazdığını ilk önce bir bakalım isterseniz. Birader sen az da olsa dinliyordum ta ki geçenlerde Bakara suresinden bir ayetin sanırım 183'tü Araplara indiğini söyleyene kadar. Daha güzel can hangi ayet olduğunu bilmiyorsun. Hangi ayette ne yazdığını bilmiyorsun. O 183 değil. 198. ayetiydi. İsterseniz gelin hep birlikte Bakara suresinin 198. ayetine bir bakalım. Bu ayet kime inmiş, kimlere inmiş? Bu ayet yani genel anlamda tüm insanlığa hitap mı ediyor? <laughs> İlk önce ona bir bakmak gerekiyor güzel kardeşim. Allah bizlere akıl vermiş, fikir vermiş. Hayvanlardan tek ayıran nokta bizi aklımızdır, fikrimizdir. Düşünebiliyoruz. Yani beynimize nakledip de nakşedip de e, bir şeyleri anlatabiliyoruz, öğrenebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Şimdi bu Kur'an meali diyanete ait bir Kur'an mealidir. Bu Kur'an meyalinden Bakara suresinin 198. ayetine bir bakalım. Sizlerin evinde de Kur'an meali varsa açın o Kur'an mealini güzel bir şekilde okuyun ve Bakara suresinin 198. ayetine bir bakın. Diyor ki parantez içerisine almış. Haç mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden gelecek bir lütfu parantez içerisinde kazancı aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde meş'ari haramdan Allah'ı zikredin ve onu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz. Son cümleye bakın. Diyor ki şüphesiz diyor şüphesiz. Bakın. Siz daha önce yanlış Gidenlerden idiniz. Bu ayet Araplara söylenmiş bir söz değil midir? Çünkü şüphesiz onlar daha önce yanlış gidiyordu. Putlara tapıyordu. Hile hurda peşindeydi. Kazançlarına haram katıyordu. Faiz yiyordu. Yani benim burada yanlışım varsa düzeltin. Güzel canlar. Arkadaşlar. Kardeşler. Yani bu Bakara suresinin 198. ayetinin o zamanki şekilde Araplara indiğini söylememde ne gibi bir yanlış vardır? Vallahi güzel can. Beni dinleyin veyahut da dinlemeyin ben hak neyse onu söylerim. Haktan da geri durmam. Ben İmam Hüseyin torunuyum. Kurban oğlu. Cennet gençlerinin efendisinin torunuyum. Ben hak derim gerisin geri durmam. Nesimi yüzülürken hak dedi. Pir Sultan Abdal daracında asılırken hak dedi. Yusuf kuyudayken hak dedi. İmam Hüseyin Kerbela'da 72 asabıyla birlikte susuz bir şekilde şehit edilirken hak deyip de gerisin geri durmadı. Ben de hak derim gerisin geri durma. Okuyun, araştırın neyin ne olduğunu öğrenin. Hak neylerse güzel eyler. Hak bizi mahşerde peygamberin sol tarafından gidenlerden nasip etmesin. İmam Ali'nin şefaatine nail kılarak Sırat Köprüsü'nden İmam Ali'nin şefaatiyle birlikte yel gibi geçmeyi nasip etsin. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.